Selam arkadaşlar. Bugün 29 Aralık, yani saat 12 geçtiği için 29 Aralık Perşembe ve ben Aydın'a gidiyorum. Suda'ya gidecek. Ama ben sabah gideceğim. 9'da uçağım var. Suda akşam gelecek. Çünkü o sonradan bilet aldı ve öyle oldu. Şimdi sizinle birlikte valiz hazırlayacağız. Bana çok nostaljik hissettirdi. Çünkü benim ilk videomda da birlikte valiz hazırlıyoruz. Öncelikle şu valizi şuradan alıp açıp yerleştirmeye başlayacağız. Bu arada Suda'nın odasındayız. Şu anda benim eski odam Suda benden aldı. O yüzden Suda'yı linçleyin aşağıda. Suda sen ne biçim insansın? Su, gözlerin anılarının olduğu, duygusal bağ kurduğu odayı ondan aldın. Kimse bu olayın özünü bilmediği için. Deyin, tamam mı? Arkadaşlar lütfen şunu yazın. Suda sen ne biçim insansın? Gözlerin duygusal bağ kurduğu odasını aldın. Deyin. Hadi şimdi birlikte valiz hazırlamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki ilk olarak koyduğum şey kitaplarım oldu. Şöyle ki ne kadar kalacağım belli değil. Yani ben ne kadar istersem o kadar kalacağım. Onu da şöyle planladım. Yani eğer ki orada ders çalışabilirsem çalışabildiğim için kalabilirim. Yani çünkü burada da ayrıca bir şey yapmayacağım. Okula gitmeyeceğim muhtemelen. O yüzden hem her şeyi almak istiyorum ama her şeyi alırsam da çok ağır olacak valiz. Şu pratiklerimi aldım. Bunlara hiç başlamamıştım. Uluslararası hukuk. Bunu aldım. Bir de Deniz'in kitabını alacağım Aydın'dan. Ve zaten siz bunları anlamıyorsunuz ya. Ben kime anlatıyorum ki? Şimdi şu kitaba bakın. Şu kitap. Bu ceza kitabımız. Arkadaşlar şimdi videolarımı daha hukuk kazanmamış ve Marmara hukuk kazanmayı isteyen insanlar da izliyor. Ve hatta bugün biri yorum yapmıştı. Ben Marmara hukuk kazanmak istiyorum. Ama çok umutsuzum. Bu video moralim bozdu ya. Özür dilerim onun için. Ama bence kazanırsınız yani. Kazanmadan önce şunu bir düşünün. Ben okuyabilecek miyim? Hukuk kazanmadan önce Twitter'da böyle çok şey dönüyordu işte. Hukuk çok zor. Marmara hukuk çok zor. İstanbul hukuk. Zaten Twitter'da yani şu tipleri hep görüyorsunuz. Marmara hukuklar, İstanbul hukuklar, Ankara hukuklar pek değil de sürekli böyle söyleniyorlar, tamam mı? Ama sürekli. Ya ben diyordum ki abi madem yazmasaydınız, okumasaydınız diyordum kazanmadan önce. Ama sonradan anladım ne söylesen haklılarmış yani. Çok zor arkadaşlar ama oluyor bir şekilde. Bölümünüzü seviyorsanız oluyor. Neyse hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik zor göreve. Yani unuttuğum şeyler var muhtemelen ama en son koyacağız artık kalanı. Bayağı hızlı hallettim bence bu arada. Değil mi? 15 dakikada falan. Suda bir arkadaşına YouTuber olduğumu söylemişti. Hala bilmeyen arkadaşları var, düşünün yani. Suda kendini beğenmediği videoları arkadaşlarına atmıyor bile yani. Bro kodlarına uymuyor ya resmen. Bitti. Bunu da hallettiğimize göre artık yapacak bir şeyim kalmadı. Bu arada da size bir şey daha anlatacağım. Şimdi bugün ne oldu? Ben bugün antrenmana gittim. Böyle ısınıyorduk falan filan. Böyle bir anda parmağım acıdı. Sonra dedim ki bir şey olmamıştır falan, böyle devam ettim. Sonra baktım çok acıyor. Böyle parmağım şişmişti ve böyle damarlarım çok belliydi. Dedik hemen buz tutalım falan. Ben böyle çok korktum arkadaşlar. Çok korktum gerçekten. O an anladım sakatlansam falan hem çok üzülürüm hem de çok korkarım galiba. Ben evet korkuyorum. Buz falan tuttuk ve sonra ben oynamaya devam ettim. Çünkü hani bir problem yoktu. Sonra bir baktım eve geldim. Parmağımın rengi değişmiş. Şuna bakın, belli oluyor mu? Bir de şurada bir yer. Öyle işte ve bir baktım dedim ne oldu bana? Galiba ben Serhat'la çok daha geçtim. Serhat altı parmak. Ve bir parmağıma bir şey oldu. Serhat bu videoyu izliyorsan, seni kırdıysam özür dilerim yani. Ama hiç acımıyor yani, bu geçici bir şey. Sadece anlatmak istedim size. Çünkü boş vaktim var. Ve siz zaten bunun için varsınız. Ben niye hep böyle çok konuştuğumda kendime açıklamaya ihtiyacı hissediyorum arkadaşlar. Onlar seni dinlemekle yükümlü. Evet yani bu kanal zaten bunun için var. İlerideki Gözde'ye anlatıyorum. İlerideki Gözde bak elini sakatlamışsın. Ayrıca antrenmanlar güzel gidiyor. İlk başta böyle alışamamıştım. Şu an alıştım. Hadi bir tık daha bir şeyler daha konuşalım hadi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün 29 Aralık 2022. Yani 2022 bitiyor. 2023'e giriyoruz. Küçük bir yıl değerlendirmesi yapacak olursak. Benim için bu yıl çok güzel geçti diyebilirim. Yani evet çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Her insanın da olacak kadar ben de iki kötü zamanlar yaşadım. Ama genele baktığımda gerçekten bu yıl benim için bir şeylerin oturduğu. Yani nasıl anlatsam. Gerçekten kendimdeki değişimi gördüm ve bundan çok memnun olduğum bir yıldı. O yüzden çok mutluyum yani bu yılın
gitmesine ve gelecek yıla hazırım ve çok umutluyum da aynı zamanda. Bazı insanlar girdi hayatıma ve çıktı. Çıkmaları bana bir şeyler kattı. Girmeleri de öyle. Bazen hayatımıza bu bir sevgili olsun, yakın arkadaş olsun ya da herhangi bir şey, bir flört olsun, bir şey yani hayatınıza giren insanlar bazen zamanını dolduruyor ve çıkıyor. Ben buna bu sene çok inandım ve o yüzden giren herkes neden girdi diye kendimi yıpratmak ve madem çıkacaktı neden girdi gibi böyle düşüncelere girmemek için çok uğraştım ve girdim bu arada yine de. Çok üzüldüm yani niye böyle şeyler yaşadım dediğim zamanlar oldu. Keşke yaşamasaydım dediğim de oldu ama gün sonunda her şey iyi ki yaşanmış diyorum ve çok mutluyum yani. Yaşanan her şeye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hayatıma yani. Sudan alkış oldum çıktım ben. Bu açıdan baktığınızda hayat çok güzelleşiyor. Şu anda ben hayatı güzel gördüğüm bir dönemdeyim. Umarım artık bu hep böyle devam eder. Tabii ki insan bence bu noktaya böyle bir anda gelmiyor. Böyle çok sallantılı dönemlerden geçtim yani. Özellikle belki de lise zamanım. Ve çok kötü diye nitelendirdim. Çok şey yaşadım. Ama yaşadığım her şey beni bugüne getirdiği için yine de mutluyum yani. Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten hayata ben şu an çok sevgiyle bağlıyım ve mutluyum yani. Sonuç olarak burada amaç gelecekteki Gözde şu an neler hissettiğimi aktarmak sanki öyle. Aktarıyorum Gözde 20 yaşının son demlerindeyken. Hayat senin için güzel gidiyor. Bu arada kendime söylediklerimin nezdinde size söylemek istediğim bir şeyler var. Yani bu yaşıma kadar edindiğim küçük tecrübeler, hatta bu yaş bile demeyeyim. Sadece bu sene edindiğim tecrübelere dayanarak söylüyorum ki arkadaşlar sürece inanın bence. Ya böyle kişisel gelişim kitabı gibi konuşuyorum ama hiç okuduğumdan da değil. Sadece gerçekten zaman kavramına inanın. Yani çok kötü hissettiğim zamanlar oldu ve geçmeyecek ya, geçtiğini biliyordum ama geçmesini istemiyordum o derece. Ama bir süre sonra zaten engel olamıyorsunuz. Zaman akıp gidiyor ve hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Hiçbir şey eskisi kadar sizi üzmüyor. Bu ne olursa olsun, bakın aşk acısı olsun, hayatla ilgili problemleriniz olsun, dersler olsun, bunların en büyük kanıtı da benim için videolarım yani. Geçen sene final dönemim rezaletti benim için ve yani çok zorlu bir dönemdi ama geçti. Her şey böyle hayatta ve yani bunu fark ettiğimde, zaten ben çok rahat bir insanım. Çok mükemmeliyetçi bir insan değilim diyeyim. Ama bunu da fark ettiğimde iyice her şey benim için kolay olmaya başladı. Bunu size de tavsiye ediyorum. Ve bir şekilde bu yıl hayatıma dokunmuş, iyi ya da kötü anılar bırakmış herkese teşekkür ediyorum. Yani ben böyle mutluyum, huzurluyum, keyifliyim ve Aydın'a gidiyorum. Tabii ki de bu mutluluğumun en büyük nedeni Aydın'a gidiyor olmam. O şekilde zaten ayrındaki günlerde birlikte olacağız. Bir sürü kitap koydum gördüğünüz gibi, ders çalışmaya çalışacağım. Unutmayın ki hayat bir yanıyla hep güzeldir. Hep yani. Neyse arkadaşlar bu kadar sonuç olarak. Öyle. Hadi şimdi bir şeyler yapalım. Birazcık edit yapacağım, bu videoyu editleyeceğim. Sonra da kitap okuruz belki. Havaalanına geldim. Bakın şuradayım. İzmir 207B kapısı. Gidelim. Geldim kapıya. Bakın daha sabahın köründeyiz ya. Nasıl uyandım şu an bilmiyorum. Ay indim. Ama çok uyuyamadım. Şimdi Ayça beni alacak. Onunla akşama kadar burada olacağız. Sonra akşam Suda gelecek. Sonra da Aydın'a geçeceğiz. Şu gördüğünüz valiz 19 kilogram. 19. Galiba tüm kitapları koyarken hata yaptım ya. Çok ağır ve ben bütün gün bununla gezeceğim. Şöyle gitsin istiyorum ama böyle de gitmiyor. Böyle de çok zor yani. Şuradan geliyor Ayça. Çok özledim. Arkadaşlar çok fazla özledim. Yazın da Ayça'yla böyle bir süre birlikte yaşamış gibi olduğumuz için. Ay, inşallah izleder. Zor. Evet geldik. İzmir'deyiz ve kendime bir amele tuttum. Şunu taşısın diye 19 kilo. O da bıraktı. Ne yapacağım şimdi? İzmir'i sevmiyorum ya, sevmiyorum. Şerefsiz olduğum için. Selam kakalar. Selam kakalar. Hayır, orayı ben söylemişsem devam. Selam kakalar. Arkadaşlar,
Ayça artık utanıyor mu videolarda konuşmaya? O yüzden onun yerine ben konuşuyorum, o da ben konuşuyormuş gibi yapıyor. Nasıl peki? Bugün Gözde yanıma geldi. Ben az kalsın onu karşılamaya geç kalıyordum. Daha önce yaşandı bu. Benim Bildam diye de bir arkadaşım var. Kıbrıs'a gidecekti. Ben onun uçağına 2 dakika kala havaalanına vardım. Görüşemedik. Yani 1-2 dakika görüştük. Bu kadardı. Arkadaşlar Ayça'daki şuna bakın küçük salma ya. Gerçekten dünyanın en iyi icadı ya. E şimdi o icat tabii ki. Tabii ki. Saçmalama. Saçma. Şaşırdın mı sen kendini? Arkadaşlar ne demiştik? Gözlerinin kaybettiği masa yok. Hepsi kolp, her seferinde ben kazanıyorum. Her seferinde Instagram'a ben kazandım diye story atıyor. Hem de yanında az buz diye. Mesela ben 5-3 kazanıyorum bütün şeyi. O Instagram'a şöyle yazıyor. 5-0 Ayça'yı tokatladım diye. Benim arkadaşlar biliyorsunuz benim kaybettiğim masa yoktu. Tavla zaten bu masa, onlardan biri. Bu masa o masa. Gerçekten bu hayatta en iyi oynadığım oyun tavla diyebilirim. Şimdi kazanacağım, bekleyin. Başka yok. Bir de bowling biliyorsunuz ki. Neyse başlıyoruz. Arkadaşlar ben söylemekten yoruldum ya. Ya yoruldum diyorum. Arkadaşlar kaybettiğim masa yok. Alın kazandım. 1-0. Arkadaşlar hemen dedik kazanıp geliyorum. Bekleyin. Maybe, dandırın. Arkadaşlar ne demiştim? Kaybettim, masayı yok. Şuraya bir çek, zeki olan izleyicim varsa onlar kimin yendiğini. Az önce çıkardı onları, sırf video çekeceğim diye. Ben kameraya açtım, ona her şeyi dışarı attı. Kazanmış gibi göstermek yalancı için. Yalancı, ilgilenci. Arkadaşlar arada sırada ben de karşımdaki insan sevilsin diye yenilebiliyorum. Bugün de çok iyi tarafından... kalktığım günlerden biriydi. Aydın'a geleceğim için çok mutluydum. O yüzden Ayça'nın hevesi hatır uğruna bir kere yenildim. Olabilir arada böyle şeyler. Normaldir. Tebrik ediyorum. Konsept... Dur hayır çek. Konsept kahvemiz var bugün. Ay evet arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bilseydim, şu olayı bilseydim ben de kahve söylerdim. Komşu kahve diye böyle burada bunu kazıyınca fal çıkmak için. Bayağı iyi bu arada. Dur bakayım ben de deneyeceğim. Şimdi işte şeye dönüştüm. Ne? Hacivat. Öyleyse arkadaşlar tebrik ediyoruz Ayça'yı. Tabii. Koltuk altı. Şey yapacağız. Koltuk altı değil de avcunun içi işte. Kayboldu. Ya kaybetmek bile yakışır mı bir insana ya? Maşallah. Arkadaşlar şimdi oturduk 5 saat kadar. Sonra arkadaşlar şu an Suda havaalanına, yani Suda geliyor. Babam bizi alacak. Ama aslında Cadde yürüyoruz. Tam böyle gideceğiz İzban'a doğru. Bizi durdurdular kahve için. Bir amca oturdur diye. Bize hiç vaktimiz yok falan filan diye. O da şu gidin İzmir'e arkadaşlar. İzmir'e falı ilk getiren. İlk falı geçen kişiymiş. Biz gidemedik, siz gidin. Neyse sonra başka biri durdurdu. İşte kesinlikle garantili falan, hani tutmasa paranız iade öyle falan filan. Biz de hani çok ikna edici konuştuğu için hayır diyemedik gibi. Diyemedik değil de taş kadına kas yapalım. Ben kazanırsam gidecek, baktıracaktık. Ayça kazanırsa baktırmayacaktık. Daha az önce başka bir şey için taş kadına kas yaptığımızda Ayça kazandı. Bunda 3-0 yenildi. 3-0 kazandım ve dedim ki bu bir kader şey. O yüzden şu an fal baktırmaya geldik. Bir anda daha önce biz bu fal olayı yüzünden ikimiz 100 lira dolandık. 100 miydi? 200, 100, 50 lira değil miydi? Ben 100'dü. 200 lira dolandırıldık daha önce. Ne duymak istiyorsunuz derse ne diyeceğiz? Onda o bir öncekinde onda hazırlıksız yakalanmış. Ha, evet dur. Şimdi soru hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara... Yorumlara soru yazın. Biz de orada arkadaşlar eve geldik. Ve falcıya gitmiştik. Yani. Arkadaşlar falcı bir şeyi o kadar çok bildi ki yani. İnanamadım ben. Arkadaşlar selam. Unuttum. Ertesi gün oldu. Aydın'a geldik ve babaannemdeyiz. Şu an bakın saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Abine. Arkadaşlar bir de bir videoda Ayça ile biz güreşmiştik, hatırlıyor musunuz? Tam şurada. İlk videolarımdan. Şimdi onun ikincisi geliyor. Bekleyin. Hangimiz kazanırız? Öncelikle geleneksel. Saçımı bozuyor. Yataşıyor.
kazandım. Başını kazandım.